Tan ve yırtıcının tanımını yapan bir isim. Kılıç diş. En büyük avları öldürmede uzmanlaşmış iri bir kedi, 18 santimetrelik iki ön dişiyle avlanan son derece güçlü bu dev canavar, Amerika kıtasının ilkel doğasında yaklaşık 2 milyon yıl hüküm sürdü. Kılıç dişin gücü ve silahları karşı konulamazdı. Ama aniden, gizemli bir şekilde yok oldu. Şimdi bilim ve en son bilgisayar teknolojisi bizi 100 asır geri götürecek ve bu yenilmez yaratığı hayata geri döndürecek. Kedinin devasa dişlerinin gücünü ölçmek için ava çıkacağız ve bu ölüm makinesinin neden yok olduğunu keşfedeceğiz. Afrika aslanı dünyanın en ölümcül yırtıcılarından biri. 3 metreye yakın boyu ve 200 kiloluk ağırlığıyla savanlarda hüküm sürüyor ve hayvanlar kralı adını sonuna kadar hak ediyor. Ama aslan ne kadar ürkütücü olsa da tarih öncesi akrabasının yanında sönük kalıyor. Simulodon fatalis. Kılıç dişli kedi. Devasa yapılı Simulodon 340 kilo ağırlığında olabilirdi. En iri erkek aslandan %25 daha ağır olan bu kedi ciddi silahlara sahipti. Bu etobur 14 bin yıl önce insan avcılar Kuzey Amerika'yı kolonize etmeye başladığında kıtada serbestçe dolaşıyordu. Ama çevre değişim geçirmekteydi. 300 metre kalınlığında bir buz tabakası kuzeyi kaplamış olsa da Amerika'nın geri kalanı bereketli bir yerdi. Burası tuhaf mega yaratıklarla doluydu. Dev mamutlar, dev tembel hayvanlar ve antik bizonlar. Hepsi de dünyaya gelmiş en ölümcül katillerle bitmek bilmeyen bir yaşam mücadelesi içindeydi. Yaşamış en iri ayı olan 3,5 metrelik kısa suratlı ayı, ...30 bireylik veya daha kalabalık sürülerle kendisinden iri avları avlayabilen çağının iri köpeği gaddar büyük kurt ve devasa Amerikan aslanı. Ama içlerindeki en ölümcül avcı Simulodon'du. İki hançerin devasa biçimde kaslı bir yaratığa tutturulduğunu hayal edin. Onları kullanmak için avlanma becerileriyle donanmış kılıç diş öldürmek için tasarlanmıştı. Bu korkusuz kedi her avı alt edebiliyordu. Bir mamutu bile. Kılıç diş çağının en tehlikeli etoburuydu. Muhtemelen leşçi dev kısa suratlı ayıyla yüzleşebilen tek yaratıktı. Kılıç diş Amerika'da hüküm sürdü. Sonra yaklaşık 10.000 yıl önce soyu aniden tükendi. Bugün bu sıra dışı yaratıklardan geriye kalan tek şey kemikler ve sembol dişler. Ama en iyi bilgi kaynağımız umulmadık bir yerden geliyor. Los Angeles'ın merkezindeki Miracle Mile, yani Mucize Yolu adlı yerde bir fosil madeni bulunuyor. Bilim adamları şehir merkezinin en yoğun caddelerinin birinin hemen yanında, Amerika'nın tarih öncesi yaban hayatını durmadan gün ışığına çıkarıyor. La Brea katran kuyuları, zehirli bir göller ve havuzlar koleksiyonuna benziyor. Burada katran, diğer adıyla asfalt, yüzeye çıkarak kılıç dişin ve diğer tarih öncesi yırtıcıların kemiklerini bulmak için dünyadaki en iyi yerlerden birini meydana getiriyor. 14 bin yıl önce iklim daha soğukken bile Güney Kaliforniya'nın bitki örtüsü
bugününkine çok benziyordu. Katran kuyuları arazide gizliydi. Bu kuyular bilinen en ölümcül hayvan tuzaklarıydı. Yaz mevsiminde yerin binlerce metre altından yükselen asfalt aşırı yapışkan havuzlar oluşturuyordu. Üstleri yaprak ve başka kalıntılarla kaplanıyordu. Buraya adım atan her umutsuz hayvan devasa bir sinek kağıdına yapışmış gibi kala kalıyordu. Bu kurban bir avsa, kılıç diş gibi yırtıcılar bu kolay yiyeceğin cazibesine kapılıyordu. Ve kısa süre sonra onlar da asfalta yapışıyordu. Sonunda av da avcı da ölüyor, asfalta batarak sonsuza dek korunmuş oluyordu. Yaklaşık 100 yıl önce La Brea'daki kazıların başlangıcından beri 1 milyondan fazla kemik çıkarıldı. Bunlardan binlercesi Simulodon'a ait. Dünyanın en zengin kılıç diş kemik koleksiyonunu oluşturuyorlar. Asfalt yalnızca ölümcül bir tuzak değil, aynı zamanda mükemmel bir koruyucudur. Bu kuyunun kustuğu kemikler öyle bir durumda ki hayvan sanki birkaç yıl önce ölmüş. Buradaki bir kılıç dişin kalça kemiği. Alta inerseniz diz eklemini görebilirsiniz. Şu köşede de kılıç dişe ait güzel bir kafatası var. Yakından bakarsanız duvardan fırlamış başka bir kılıç dişin göz çukurunu da görebilirsiniz. Bu fosiller, bilim adamlarının bu canavar kedilerin adli tıp profilini çıkarmaya çalıştıkları muhteşem bir kayıt. Ortaya çıkan resim, tuhaf bir yaratığa ait. Çoğu açıdan kedi olmayan vahşi bir kedi bu. Kılıç diş, modern kedilerle akraba olsa da bugün bildiğimiz hiçbir kediye benzemiyordu. Dahası, Simulodon fatalis'in okşanacak bir yanı yoktu. Adı ölümcül dişler anlamına geliyor. Ama bu tırtıklı dişlerin kesin amacı hala bir sır. Çoğunun kemikleri Kaliforniya'da bulunmuş olsa da Simulodon hem Kuzey hem de Güney Amerika'da serbestçe dolaştı. Kısa suratlı ayı ve büyük kurt gibi diğer buzul çağı etoburları günümüz ayıları ve kurtlarıyla yakın akraba. Ama kılıç dişin günümüzde yaşayan gerçek torunları veya akrabaları yok. Simulodon sık sık modern aslanla kıyaslanır. Kabaca aynı ebattaydı. Ama vücut yapısı çok farklıydı. Doping almış bir aslan hayal edin. Aşırı güçlü bir hayvan bu. O kadar kaslı ki bir vücut geliştirmeci bile bu kadarını hayal edemez. Simulodon bir aslan kadardı ama ona benzemiyordu. Vücut oranları, yürüyüşü ve davranışları büyük oranda bir aslandan çok bir siyah ayıya benziyordu. Çok kalın ön ayakları var. Göğsü çok geniş. Arka ayakları daha kısa. Baş parmaklarında devasa tırnaklar var. Müthiş bir hayvan. Modern kedilerinkinden çok daha iri olan boyun kasları, kılıç dişin şiddetle ısırdığını düşündürüyor. Bu hayvan, iri ve tehlikeli hayvanlara yaklaşarak onları tutmak ve yere yatırmak için uzmanlaşmış. Bilim adamları Simulodon'un vücut yapısını fosillerden hesaplayabiliyor. Ama onun derisinin ve kürkünün neye benzediğini kestirmek çok zor. Modern kedilere dayanarak, kürklerinde onlara yaşadıkları çevreye en uygun avlanma kamuflajını sunan çeşitli desenler olmuş olabilir. Ama kılıç dişli kaplan lakaplarına yaraşır biçimde çizgili olmaları pek mümkün görünmüyor. Bu hayvanların kürkünde herhangi bir desen vardıysa, muhtemelen bu desenler lekeye benziyordu. Çizgiler, Rancho La Brea'da bulunan habitata pek de uygun değil. Kılıç dişin iskeletine üstün körü göz atıldığında, Simulodon'un nasıl yaşadığına ilişkin bazı ipuçları da görülüyor. Kısa kuyruğu, onun iyi bir koşucu olmadığını söylüyor.
Modern kediler, aslanlar gibi iri olanlar da dahil, uzun kuyruklarını denge için kullanır ve hızlı takiplerde döndürür. Smilodon kısa kuyruğu yüzünden böyle bir yeteneğe sahip değildi. Bu hayvan günümüz kedilerinden tamamen farklı bir şey yapıyordu. Smilodon hızlı koşan avlar yerine daha yavaş ve daha iri hayvanları hedef alıyor olmalıydı. Yaklaşmak için görünmezliğini kullanmak zorundaydı ve kısa mesafeli öldürücü bir saldırı gerçekleştirmeliydi. Kemikler bunu gösteriyor. Kılıç dişin büyük başparmak tırnaklarına sahip aşırı büyük ön pençeleri vardı. Bilim adamları bunun aşırı iri avlara tutunmak için özel bir amacı olduğuna inanıyor. O bir güreşçiydi, koşucu değil. Kısa bacaklı, bir dereceye kadar da düz tabanlıydı. Avını tutmak, onunla boğuşmak ve dişlerini saplarken avını hareketsiz tutmak için tasarlanmıştı. Bu çok önemliydi. Tüm anatomisi bunu yapmak için tasarlanmıştı. Kuzey Amerika, buzul çağı boyunca iri otoburlarla doluydu. Bu durum, karnı aç her yırtıcıya aşırı miktarda yiyecek sağlıyordu. Smilodon, bu tür hayvanların en irilerini hedeflemek üzere evrimleşmiş olabilir. Taktikleri, avının aşırı iriliğini gösteriyor. Kaba kuvvet ve öldürme gücü ona yeterli gelmemiş olabilir. Şimdi yeni bir öldürme stratejisi gerekliydi. Buzul çağı Amerika'sında kılıç diş gibi yırtıcı bir etobur için avlayacak bol miktarda yiyecek vardı. Bizonlar, atlar ve develer serbestçe dolaşıyordu. Hatta dev tembel hayvanlar ve mamutlar da potansiyel olarak menüdeydiler. Ama kılıç dişler birlikte avlanmadıkları sürece bu devler birer çetin cevizdi. Smilodon gibi iyi silahlı bir canavar için bile. Kaplanlar gibi çoğu modern büyük kedi yalnız yaşar ve yalnız avlanır. Yalnızca sürüler halinde yaşayan aslanlar çok iri hayvanları avlamak için işbirliği yapar. Kılıç dişinde sürü halinde avlandığını kanıtlamanın bir yolu yok. Ama La Brea katran kuyularındaki kemik koleksiyonunda bazı ipuçları var. Burada 2500 kılıç diş fosili çıkarıldı. Normalde otobur hayvanlar kendilerini yiyen hayvanlardan sayıca fazladır. Ama La Brea'da yırtıcılar normalde umduğumuzun aksine avlarından 10 kat daha fazla sayıdalar. Sık sık çok sayıda kılıç diş iskeleti tek bir iri otoburun yanında iç içe geçmiş halde bulunuyor. Bazı bilim adamlarına göre bu durum kılıç dişlerin sosyal hayvanlar olduğunun kanıtı. Bilim adamları bir grup similodonun tuzağa düşmüş, kolay bir yem olan bizonun peşinden gittiğini, ardından kendilerinin de katrana yapışıp kaldığını varsayıyor. Kılıç dişinde tıpkı insanlar gibi sosyal sürüler halinde yaşamış olması olasılık dahilinde. Bir aslan sürüsü, dişi kedilerin kardeşliği üzerine kuruludur. Sürü, 4 ile 20 arasında dişinin 2 veya 3 erkekle birlikte yaşamasıyla oluşur. Dişiler avlanma işinin büyük bölümünü gruplar halinde üstlenir. Birlikte avlanarak daha iri avların peşine düşebilirler. Daha iri av, daha çok yiyecek demektir. Grupla yaşamanın bir diğer olası avantajı ise kendi başına avlanamayacak derecede yaralı veya güçsüz bir bireyin diğerlerinin avlarıyla beslenebilmesidir. Paleontolog Chris Shaw, La Brea'daki kılıç diş kalıntıları arasında bu kedilerin avlanmalarını engelleyecek kadar ağır yaralanmalara rağmen hayatta kaldıklarına ilişkin kanıtlar görüyor. Burada bir kılıç dişin kalça kemiğinin sağ yanı var. Bu kedinin normal gelişmiş olduğunu düşünüyoruz. Diğer tarafta ise bu kemik kalçası çıkmış bir kediye ait. Kalça yalnızca çıkık değildi. Çevresindeki kaslar da yırtılmıştı ve aşırı derecede enfeksiyon kapmıştı. Bu hayvan yıllarca olmasa da aylarca bu durumda yaşamıştı. Chris Shaw bu tip yaralanmaların yalnız yaşayan bir hayvan için ölümcül olacağını düşünüyor.
Bu kemiklerin iyileşmiş olması gerçeği bu kedinin bir grup kılıç diş tarafından bakıldığını gösteriyor. Şova göre çok sayıda hayvan birlikte çalışmış ve yaralı grup üyelerini bile beslemiş, grubun avlarından beslenmelerine izin vermiş ve onları diğer yırtıcılardan korumuş. Buna bir sürü demek tartışılabilir. Benim tercihim buna bir tür grup demekten yanadır. Ama diğerleri için kılıç dişlerin yaralı bir grup üyesini beslemesi ve ona bakması fikri oldukça uzak ihtimal. Aslına bakarsanız onlar yaralı grup üyesini yemiş olabilir. Ben Similodon'un bir sürü içinde yaşamasında ve sosyal olmasında bir avantaj görmüyorum. Gerçekte etoburlar arasındaki sosyal etkileşim aşırı derecede enderdir. Ve çoğunlukla köpeklerde veya köpek benzeri hayvanlarda görülür. Kedilere ait bir davranış değildir. Ama kılıç dişin modern kediler gibi davranmış olmasını varsaymak için bir neden yok. Günümüz kurtları gibi yaşamış ve avlanmış olabilir. Bir kurt sürüsünde aralarında çok az fiziksel farklılık olan kabaca eşit sayıda dişi ve erkek beraber yaşar. Belki Similodon kurtlara daha yakın bir sosyal yapıya sahipti. Uzun süreli tek eşli beraberlik yaşıyordu. Aslanlarda cinsiyetler çok farklıdır. Erkekler çok daha iridir ve dişilere oranla daha iri dişlere sahiptir. Ayrıca yeleleri vardır. Ama farklılıkların avlanmayla hiçbir ilgisi yoktur. Yiyecek toplama işi çoğunlukla dişilere aittir. Erkek aslanlar daha iridir, daha iyi silahlanmıştır. Çünkü onlar sürüyü korumak ve başka sürüleri fethetmek için tasarlanmıştır. Ama kılıç dişlerde her iki cins de aynı ebattaydı ve her ikisi de aynı ölümcül dişlere sahipti. Bu durum aslanlarınkine benzemiyor çünkü bir kavga çıkarsa bu kavgaya sürüyü fethetmek amacıyla erkeklerin karışması gerekir. Eğer erkekler kavgaya karışırsa iri olmak, büyük dişlere ve silahlara sahip olmak büyük bir avantajdır. Ama Similodon'da böyle bir şey görmüyoruz. İki cinste de aynı iri ön dişlere rastlamak, erkeğin dişiyi etkilemek için daha süslü olması, yani daha iri kedi daha iri boynuzlu erkek geyik gibidir fikrini de geçersiz kılıyor. Bu süper iri azı dişlerin göründüklerinden farklı bir şey için var olduklarına inanmak güç. Özel öldürme araçları. Görünüşe göre doğa bu tip bir özellikten hoşlanıyor. Similodon fatalis, bir zamanlar gezegende hüküm sürmüş birçok kılıç diş türünden yalnızca biriydi. Bence çoğu insanın anlamadığı temel şeylerden biri şu, çok yakın zamana kadar dünyadaki iri kedilerin baskın türü bu tip bir hayvandı. Günümüz büyük kedilerinin hiçbiri kılıç dişlere sahip olmasa da memeliler içinde kılıç dişler en az 4 kez var olup yok oldu. Paleontolog Paul Matthews bu aşırı uzun dişlerin, kedi iri otoburların kalın derisini delsin diye evrimleştiğine inanıyor. Matthews, Similodon'un kuzeni olan bir başka kılıç dişli kedi türü Homotherium'un DNA'sını test etti. Bu fosil Bering Boğazı'nda, Alaska ve Kanada Yukon bölgesinde ilk insanların 12 bin yıl önce Amerika kıtasına geçiş yaptıkları yerde bulundu. Matthews, Homotherium'un mamuttan başka bir şey yemediğini keşfetti. Bence tarihte birkaç evrimleşen kılıç diş morfolojisinin tüm amacı kalın derili avların peşinden gitmekti diyecek kadar kanıt elde etmeye başlıyoruz. Similodon, Homotherium'dan iki kat uzun iki ön dişi ve daha kaslı bedeniyle belki de yavru mamutları değil yetişkinleri de hedefleyecek şekilde tasarlanmıştı. Kılıç diş, ister yalnız ister gruplar halinde avlanmış olsun, görünüşe göre o dönemde yaşamış tüm büyük av hayvanları için tasarlanmıştı. Kendisinden büyük hayvanları öldürmek konusunda uzmanlaşmıştı. Bu kadar iri avları öldürme konusunda en uzman memeliydi diyebiliriz. Kılıç diş, günümüz büyük kedileri gibi bir hiper etoburdu. Yemek konusunda ilgisini çeken tek şey taze etti. Hem de bir sürü et. Neyse ki kılıç dişin ne yediği konusunda tahmin yürütmemize gerek yok.
La Brea'daki simülodonlar menülerinde ne olduğunu kesin biçimde anlamamıza olanak veriyor. Kemikler katran tarafından o kadar iyi korunmuş ki hayvan öldüğünde mevcut bulunan proteinlerin çoğu hala varlığını koruyor. Bu proteinlerin içinde kılıç dişli kedinin neyi avladığının kanıtları var. Kenna Fox Dubs, Santa Cruz'daki Kaliforniya Üniversitesi'nde tarih öncesi hayvanların beslenmelerini araştırmak için durağan izotop bilimini kullanıyor. Beslenmelerinde bir türü diğerini tercih etmemelerine dayanarak oluşan farkları anlayabiliyoruz. Testler gösteriyor ki La Brea bölgesindeki kılıç dişli kediler çoğunlukla atlar ve bizonlar gibi daha yaygın olan otoburları yiyordu. Aynı zamanda dev tembel hayvan ve mamut gibi gerçek devleri de yiyorlardı. Neredeyse bir ton gelen tarih öncesi bir bizon kesinlikle güçlü bir rakipti. Ama günümüz aslanlarının antilop ve zebra gibi iri avları öldürmek için süper uzun dişlere ihtiyacı yok. Bu durumda şu soru yanıt bekliyor. Kılıç dişli kediler neden bu kadar büyük dişlere sahipti? Avustralya New South Wales Üniversitesi'nden Dr. Stephen Rowe bu soruyu yanıtlamaya ve kılıç dişli kedilerin dişlerini tam olarak nasıl kullandıklarını anlamaya çalışmak için sanal bir kılıç diş inşa etti. Yani bir kılıç dişin kafatasında oluşan baskıyı ve gerilmeyi gösteren dijital bir ısırık makinesi. Daha sonra dijital ortamda yeniden inşa edilecek olan bir simülodon kafatasını manyetik rezonansla kemik yoğunluğundaki en küçük farklara ve diş yapısına kadar taradı. Yaratılan kaslar tüm doğru noktalara tutturularak kılıç dişli kedinin tam ısırma eylemini ve gücünü daha önce hiç olmadığı kadar kesin biçimde canlandırmalarını olanak sağladı. Bu modellerle bu hayvanların dijital olarak ısırma testlerini gerçekleştirebiliyoruz. Onlara farklı davranışları sergilettirebiliyoruz. Temelde nasıl davranmış olabileceklerine ve neyi en iyi yapmaya adapte olduklarına ilişkin sınırlar koyuyoruz. Rowe ve ekibi daha sonra aynı şeyi günümüz aslanına uyguladı. Hayvanlar Kralı'nın mükemmel bir kopyasını yarattı. Ardından dijital kılıç dişle dijital aslanı ısırık yarışına soktular. Kılıç dişin aşırı kaslı bedeniyle çok güçlü bir ısırığa sahip olacağı yaygın bir düşünceydi. Hiç olmazsa kıyaslandığı ebattaki aslanınki kadar olmalıydı. Ne var ki yarışın sürpriz bir galibi vardı. Sonuçlarımız genel olarak gösterdi ki simülodon aslında bir pisi kadar güçlü ısırıyordu. Onun ebatlarındaki bir erkek veya dişi için bu ısırık zayıftı. Aynı irilikteki bir aslanın yarısı kadardı. Ekip sağlama yapmak için dijital kılıç dişe günümüz aslanının ısırma gücünü verdi. Bunu yaptığımızda simülodonun çenesi kırıldı. O türdeki ısırma güçlerini kaldıracak biçimde inşa edilmemişti. Belirgin noktaların sınır değerlere gelmediğini, o değerleri aştığını görebilirsiniz. Bu zayıf çene, simülodonun öldürme yöntemini ciddi biçimde kısıtlar. Anlaşıldı ki aslandan daha ağır olan simülodon yalnızca iri bir köpeğin ısırma gücüne sahipti. Yaşayan etoburlarda ısırma gücüyle yırtıcının öldürebileceği hayvanın boyutu arasında güçlü bir bağ vardır. Isırık ne kadar güçlüyse yiyecek o kadar büyüktür. Ama kılıç diş öylesine bir pisi ise o kadar dev avları nasıl öldürebiliyordu? Bilim adamları ilk mükemmel korunmuş kılıç diş kalıntıları Los Angeles'taki La Brea katran kuyularından 1875'te çıkarıldığından beri simülodonun süper iri kesici dişlerini nasıl kullandığını anlamaya çalışıyor. Zayıf ısırığa rağmen onların bizon, mamut ve tembel hayvan gibi iri hayvanları yediğini biliyoruz. Simülodonun bıçak gibi dişleri dev avını öldürmek için özel bir adaptasyon olarak varsayılıyor.
Ama Afrika aslanları da iri avları yere indirebiliyor. Oysa onların dişleri kılıç dişin yarısı kadar bile değil. Bu durumda Similodon'un dişleri ölümcül bir tasarım avantajına sahip olmuş olmalıydı. Ve Similodonlar günümüz kedilerinden çok daha farklı bir öldürme tekniği kullanmış olmalıydı. Modern iri kediler, kılıç dişi oranla daha kısa ama daha sağlam konik yapılı ön kesici dişlere sahiptir. Bu dişleri avı yakalamak ve yere indirmek için kullanırlar. Büyük kediler, mesela aslanlar, küçük avları enseden ısırarak öldürür. Ama daha iri avlarda dişler genelde deriyi delmez. Bunun yerine kurbanlarını boğarlar. Dişlerini atar damarların etrafına kenetleyerek kurbanın saniyeler içinde kendinden geçmesini sağlarlar. Modern aslanın çok daha yapılı olan kafatasının güçlü çenesi sayesinde kılıç dişi oranla çok daha farklı bir ölüm ısırı atacak şekilde tasarlandığı açık. Afrika aslanında daha yuvarlak yapılı kesici ön dişler vardır. Bunlar kılıç dişin çenesinin önünden çıkan bu dişlere oranla kazık benzeri bir yapıdadır. Kılıç dişler aşırı derecede uzundur. Yandan yana oldukça dar, önden arkaya da az daha geniştirler. Kılıç dişin iri dişleri, aslanların karıştığı türden vahşi mücadelelere hiç de uygun olmayan biçimde tasarlanmış keskin, tehlikeli silahlardı. Kılıç dişler yukarı aşağı harekette güçlü ama yanlamasına harekette zayıf ve kırılgandı. Bu zayıflık, kılıç dişin kurbanını ısırdığı yer konusunda sınırlamaların bulunduğu anlamına geliyor. Similodon dişlerini karşı koyan avının kemiğine sıkıştırmışsa onları kaybetme riskiyle karşı karşıyaydı. Avının omurgasına saldırmak Similodon için anlamlı değildi bence. Çünkü devasa dişlere sahipti ve bu dişler çok kırılgandı. Özellikle yan taraftan bir şeye çarptıkları takdirde o kılıç dişlerin kırılma riski yüksekti. Yani bir hayvanın arkasından saldıracak ve dişlerini saplayacak olsa en azından dişlerinden biri omurgaya denk gelecek ve kırılacaktı. İnanılmaz derecede uzmanlaşmış bir avcının resmi ortaya çıkıyor. Çok iri avları yiyordu ama kırılma korkusundan avını yere indirmek için kullanamadığı hassas çenesi ve dişleri yüzünden zayıf bir ısırığı vardı. Böylece bir eliminasyon işlemi marifetiyle kılıç dişin saldırısının özü öldürücü darbeyi vurmadan önce avını yere indirmekti. Avını yere indirmeli ve etkili biçimde hareketsiz kılmalıydı. Dört bacaklı iri hayvanlar ayaklarının üstündeyken uğraşılması zor tiplerdir. Bu şiddetli boğuşma saldırısı, kalça kısmındaki şiddetli yaralanmaları gösteren çok sayıda similodon kemiği tarafından doğrulanmaktadır. Bu durum şunun göstergesidir. O bölgeye yüksek baskı uygulanmaktadır. Ağırlık kaldırdığınızda veya benzeri bir şey yaptığınızda ya da bir ağırlığı çekmeye çalıştığınızda arka ayaklarınızı yere basarsınız. Bu hareketin bel kısmına ne kadar baskı uyguladığını görebilirsiniz. Similodon'da bu yaralanmaları çok görüyoruz. Ne var ki bu Similodon'un devasa dişlerinin gerçek değerini hala açıklamıyor. Günümüz kedileri ısırarak saldırıyor olabilir. Ama onlar boğarak öldürür. Dişlerini avın gırtlağına kenetlerler. Yabani sığır iriliğindeki bir hayvanın boğularak ölmesi 10-15 dakikayı bulabilir. Büyük bir kedinin çenesinin sıkı sıkıya kapalı kalması için uzun bir süre. Similodon'unkiler gibi dişler yüzünden bu teknik fiziksel açıdan imkansız, tehlikeli derecede de yavaş olurdu. Doktor Rowe, Similodon'un diş ve kafatası tasarımının çabuk bir öldürme için olduğunu düşünüyor. Rowe, vahşi bir tarih öncesi dünyada aynı avlar için çok fazla başka büyük yırtıcı varken zamanın çok önemli olduğuna inanıyor. Eğer kılıç diş sessizce ve daha önemlisi hızla öldürmemişse, avını çalmaya çalışacak diğer dev yırtıcıların ilgisini çekecekti. Tek bir kılıç diş, ufak sayıdaki büyük kurtu avlarından uzaklaştıracak kadar korkutuyor olabilirdi. Ama bu durum, büyük bir kurt sürüsünün kılıç dişe saldırdığı bir zamanda tamamen tersine dönerdi. Dahası, daha da zorlu rakipler vardı.
Örneğin bir simülodondan bile %50 daha büyük olan devasa Amerikan aslanı. Ardından arka ayaklarının üstündeyken boyu 3 metreyi bulan devasa kısa suratlı ayı, bölgedeki en büyük ve tehdit edici etoburdu. Görünüşe göre bu canavar diğerlerinin gözünü avlarından vazgeçecek biçimde korkutacak kadar usta bir hırsızdı. Kısa suratlı ayı o kadar iriydi ki avlarının başındaki çok sayıda kılıç dişle karşılaşsa bile sonuç değişmezdi. Kılıç dişli kediler aç kalıyordu. Simulodon her ne kadar yenilmez olsa da mahallenin en iri çocuğu değildi. Bu nedenle avını hızla öldürebilecek bir dizi avantaja sahipti ve düşünceme göre Simulodon'un tüm varlığı bundan ibaretti. Bu ormanın kuralı öldür ya da öl değildi. Olabildiğince çabuk öldürdü. Peki bu ölüm ısırığı nasıl atılıyordu? Tarih öncesi bir anatomi dersinin zamanı geldi. 10 bin yıl önce Kuzey Amerika'da taze et rekabeti şiddetliydi. Kılıç dişli kedinin ölümcül dişleri uzmanı olduğu iri avları yıldırım hızında öldürmek için tasarlanmıştı. Simulodon, kılıç dişlerini en öldürücü hasarı verebileceği noktaya kesin biçimde ve yeterli güçle hedefleyebilmeliydi. Darbe tam hedefi bulmalıydı. Çünkü vahşi doğada çok az sayıda ikinci şans vardır. Simulodon çok güçlü bir boyuna sahipti. Yani zayıf bir çene ama çok güçlü bir boyun. Ve o boyun kasları dişleri ava geçirmeye ve onu hızla öldüren büyük hasarı açmaya kullanıyordu. Kılıç diş kafatasını aynı anda aşağı indirebiliyordu. Yani alt çeneyle kaldırırken aynı anda kafatasını ava doğru aşağı indiriyordu. Bu durum bu hayvanın bugün kedilerde görmediğimiz türden ekstra bir ısırma adaptasyonuna sahip olduğunu gösteriyor. Soru yanıt bekliyor. Simulodon dişlerini nasıl, daha da önemlisi avının neresine saplıyordu? İki teori var. Ya avının boynunu kesmek veya bağırsaklarını deşecek bir ısırık atmak. Idaho Doğal Tarih Müzesi Omurgalılar Paleontolojisi Bölümü Müdürü William Ackerstein, Simulodon'un karna saldırdığına inanıyor. Kılıç diş, kesici dişlerini avına saplayamaz. Çünkü alt çenesi ava önce temas ederek yolunu keser ve kılıç dişin sıyırmasına neden olur. Bu nedenle Ackerstein'in karın ısırığı teorisi, kedinin kılıç dişlerini makas ısırığı gerçekleştirmek için kullandığını öneriyor. Yani avın karnından aşağı doğru uzun bir yara açmak. Alt çene ava bastırılır. Ardından kafatası alt çeneye doğru indirilir. Bu gerçekleştiğinde bu düz bıçak bir kesik açar. Çene kapatıldıkça, burası geometrik olarak çenenin şu bölgesine doğru geri gider ve kesiği uzatır. Ama diğer kılıç diş uzmanları, Simulodon'un bizon gibi iri bir hayvanın karnına saldırabilmesinin mümkün olmadığını düşünüyor. Çocukken büyük bir çiftlikte çobanlık yaptım. Büyükbaş hayvanlar hakkında öğrendiğiniz şey arka tarafı değil hep ön tarafı kontrol etmeniz gerektiğidir. Simulodon hassas çenesi ve dişleriyle karna saldırdığında acı verici yaralanma riski alırdı. Avını öldürme pozisyonuna getirse bile avın savrulan ayakları hala aşırı tehlikeli olurdu. Bir sorun daha var. Simulodon o iki bıçakla bile ısıramadığı bir şeye zarar veremezdi. Karın ısırığındaki sorun şu. Karın bölgesi ağza sığmayacak çaptadır. Simulodon bu uzun dişlerine rağmen derin bir ısırık atamaz. Bunun nedeni şudur. Alt çene önüne çıkar. Yani hayvan bir parça deri koparabilir. Öldürmeye çalıştığı hayvanın derisini biraz yüzebilir. Ama öldüremez. Çünkü ısıramaz. Hiçbir günümüz kedisi avının karnına saldırmaz. Neredeyse her defasında gırtlak bölgesini hedef alırlar. Birçok bilim adamı kılıç dişin tek mantıklı öldürme yönteminin gırtlağa saldırmak olduğuna inanıyor.
Boyun, iyi savunulmadığı sürece karna oranla daha ulaşılabilir bir bölgedir. Simülodon'un dişleri de ani ölüme neden olacak biçimde evrimleşmiş görünüyor. Bir hayvanın ana atar damarlarını veya nefes borusunu kopardığınızda onu boğmaya çalışmaktan çok daha çabuk öldüreceğiniz şüphesizdir. Boyun daha fazla yaşamsal damar barındırır. Boynu ısırarak karnı ısırmaya oranla daha hızlı ve kesin bir ölüm elde edersiniz. Martin, kılıç dişlerin çok özel bir amaç için tasarlandığına inanıyor. Avın gırtlağını kesmek için. Similodon'un ön kesici dişlerinin bir suikast hançeriyle neredeyse aynı biçimde işlediğine inanıyor. Bu bıçağın ilginç yanı keskin tarafın içeride oluşudur. Böyle kıvrık bir bıçağınız varsa ve onu saplar, kıvrım yönünde döndürürseniz, kıvrım bıçağı döndürür ve siz sapladıkça o dışarı çıkar. Bu da ani bir ölüm gerçekleştirmeniz demektir. Profesör Frank Mandel, kılıç dişin avını nasıl öldürdüğüyle ilgileniyor. Mandel, bu öldürücü ısırığın nasıl atıldığını göstermek ve anlamak için bir simülodonun çenesinin biyomekanik modelini inşa etti. Simülodonun dişleri gırtlağa sapladığını, damarları kopardığını ve dişlerini geri çektiğini söylüyorum. Gırtlağı yırtmak için fazladan bir çaba gerektiğini düşünmüyorum. Çünkü hayvana daha fazla öldürücü etki yapmaz. Laparoskopiyi açık ameliyatla kıyaslamak gibi bir şey bu. İşi bitirmek için olabildiğince küçük bir hasar verirsiniz. Kılıç diş Bridgeport, Teksas'taki bu kedi sığınağında yeniden ısıracak. Hayvan Araştırma ve Eğitim Merkezi, terk ve istismar edilmiş iri kediler için güvenli bir sığınak ve bilimsel çevreler için de bir kaynak. Mandel, kendi metal yırtıcısına burada av bulacak. Bu makine, herhangi bir etoburun ısırma hareketini tam olarak gösterecek biçimde tasarlandı. Dişler Labirea'da bulunan bu türe göre hazırlandı. Tam olarak aynı ayrıntılar, aynı yapı ve aynı boyutlar. Mandel, merkezdeki büyük kedilere yedirilmek üzere tahsis edilmiş hayvanlar içinden Similodon'un en sevdiği yiyecek olan bizonun ebatlarına yaklaşmak için bir inek kullanacak. Merkezde kullanılan hayvanların çoğu doğal sebeplerden ölmüş. Diğer durumlardaysa sağlığı bozuk hayvanlar kullanılıyor ve uyutuluyorlar. Başlıyoruz. İlk deney, karın ısırığı denen ısırığı canlandırmaya çalışacak. Test başlıyor. Yaklaş. Test ekibi karnı ısırmak için yapay çeneyle birçok deneme yapıyor. Ama hangi açıyı kullanırlarsa kullansınlar çok derin ısıramıyorlar. Bıçaktan uzaklaştırıyor. Alt çene dişlerin derin bir ısırık atmasını engelliyor. Tam kapattım. Ağız dolusu deri kopardım. Alt kesiciler hariç hiçbir şeyle koparamadım. Similodon'un kılıç dişleri doğanın bir hatası değildi. Ölümcül bir nedenden ötürü o şekilde görünüyorlardı. Ama silahlar, taktikler olmazsa işe yaramaz. Ve Similodon'un öldürme taktikleri hala bir gizem. Ama şimdi Profesör Mandel'ın mekanik testi gösteriyor ki, kılıç diş, bırakın herhangi bir hayati organa zarar vermeyi, hareketsiz bir hayvanı bile ısıramıyor. Pekala, aşağı. Sonraki hedef, boyun. Ekip, mekanik simülodonun burayı ısırırken sorun yaşamayacağını umuyor. Durdurun. Ama kritik bir soru var. Dişlerin boydan boya kesebilmesi için ne kadar bir ısırma gücü gerekiyor? Bilgisayar modelleri kılıç dişin çok sert ısıramadığını gösteriyor. Mekanik testler bunu doğrulayacak mı? Hareketsiz bir avda kolay değil. Ama Mandel'ın makinesi defalarca denedikten sonra nihayet inek ölüsünü ısırıyor.
içe battı. Burada görüyoruz ki dişlerin ikisi de boyuna, derinlemesine saplandı. Sonraki soru, hayati bir şey yakaladılar mı? Mesela ana damarlardan birini. Ekip bu modelin ısırma gücünü ölçerek Simulodon'un gizli silahının güç değil hassasiyet olduğunu da keşfediyor. Simulodon, kan damarlarını koparmak için deriyi çok sert ısırmak zorunda değildi. Hayvan derilerini delmek için gereken güç 100 ila 150 kilo arasındadır. Bazı insanların bile 150 kiloluk bir ısırma gücü üretebildiğini düşünürsek, bence ortalama bir kedi bunu kolayca yapabilirdi. Dişler bir kez batırıldığında, damarlar iç kısımdaki tırtıklı bölge tarafından rahatlıkla koparılabilir. Mendel, dişler boyun damarlarını keserse avın bayılacağını ve kan kaybından birkaç uzun dakikada öleceğini söylüyor. Ama dişler şah damarını keserse hayvan neredeyse derhal ölüyor. Yani Simulodon avını bir kez yere yatırdığında en kalın derili hayvanların bile boğazlarını ısırabilirdi. Biyomekanik testler güçlü biçimde gösteriyor ki kılıç dişli kedilerin yakalayabildikleri iri hayvanların karınlarına öldürücü bir ısırık atması neredeyse imkansızdı. Ama karın ısırığı teorisini savunanlar için Profesör Mendel'in testi katiyen ikna edici değil. Boyun ısırığı becerikli bir yırtıcının tek potansiyel taktiği olsa da bu deney onaylıyor ki Simulodon'un bıçak gibi azı dişleri avının gırtlağına hızlı ısırarak öldürmek için uygundu. Farklı ebatlardaki hayvanlar için farklı yaklaşımları olmuş olabilir ve bunları o andaki gerçek duruma dayandırmış olabilir. Ama temelde o pençeleri iri avını yere yatırmak için kullandı ve avın başına ve boynuna güç uyguladı. Test bize bu uzmanlaşmış dişlerin kısıtlamalarının da bulunduğunu gösteriyor. Kılıç dişli kedilerin yok olmasına belki de bu uzmanlaşma neden oldu. Simulodon yaklaşık 2 milyon yıl boyunca 18 santimetrelik gırtlak kesen ön kesici dişleriyle Kuzey Amerika'daki baskın yırtıcılardan biri oldu. Kılıç diş ısırığını ister karnına, ister gırtlağa, ister avın başka herhangi bir yerine atmış olsun bir ölüm makinesiydi. Ama Simulodon fatalis yaklaşık 10 bin yıl önce tarih öncesi sahneden silindi. Yok oluşu bir gizem. Ama kılıç dişin yok olduğu dönemde sahneye başka apex yırtıcılar çıktı. Ve onlar sahneye iki ayak üstünde çıktılar. İlk avcılar büyük olasılıkla Rusya ve Alaska arasındaki kara köprüsünden yol buldu. Bazıları kılıç dişi yok edenlerin onlar olduğunu ileri sürüyor. Ama insanların kılıç dişi avladığına ilişkin bir kanıt yok. Aslında insanlarla Simulodon arasında herhangi bir etkileşimi gösterir bir kanıt da yok. Bu ürkütücü yırtıcıdan olabildiğince uzak durmuş olmaları daha olası. Bu iki tür birbirinden kaçındı. Eminim insanlar kılıç dişli kediyi gayet tehdit edici görüyordu. Ama ilk insanların Simulodon'la ortak bir noktası vardı. Aynı etin peşindeydiler. Ve o etten herkese yetecek kadar vardı. O dönemdeki küçük insan nüfusu tüm avları yiyememiş olsa da insafsız yok oluş vakalarını başlatmış ve hızlandırmış olabilir. Son buzul çağının sonu iri avlarda uzmanlaşmış yırtıcılar için verimsiz bir dönemdi. Yok olan yalnızca kılıç diş değildi. Büyük kurt sürüleri de aynı dönemde yok oldu. Son giden dev, kısa suratlı ayı oldu. Yeni bir teori, Kuzey Amerika'daki büyük yok oluşları bir kuyruklu yıldızın tetiklemiş olabileceğini söylüyor. Kimse kesin bir yargıda bulunamıyor. Ama iklim ısındı ve çok daha kuraklaştı. Dünya bir zamanlarki ormanlık halinden açık otlaklara doğru değişti. Bu otlakların sakinleri, mamutlar, tembel hayvanlar ölmeye başladı. Daha az av, daha az yırtıcı demekti.
Kılıç dişli bir kedi veya bir aslanın dişine dokunur tek hayvan Amerikan bizonuydu. Ama Amerikan bizonu bir orman hayvanından bir otlak hayvanına dönüştü. Otlaklar modern kediler için bile tatmin edici ortamlar değildir. Böylece şu durumda karşılaştınız. Size uygun tek av sizin onu yakalayamadığınız yerde yaşıyordu. Kılıç diş iri hayvan avcılığında o kadar uzmanlaşmıştı ki küçük avlara uyum sağlayamadı. Bir similodon bir tavşanı ısıramazdı bile. Çünkü dişleri onu engellerdi. İri hayvanları öldürebilmek için en iyi donanıma sahip olan hayvan yeni dünya için aşırı donanımlı kalıyordu. İri hayvanları yere yatırıp hızla öldürmeye güzelce uyum sağlamış bir hayvandı. Başka hiçbir şeye göre tasarlanmış değildi. Artık Similadon'un neden ortalıkta olmadığının açıklamasında bu yatıyor olabilir. Bugün modern bir kılıç dişe en yakın hayvan bulutlu leoparıdır. Olağan dışı uzun kesici dişlere sahip orta boylu ağaçlarda yaşayan bir kedi. Bu leopar kılıç dişin doğrudan torunu değildir. Ama bu dişlerin hala öldürmek için kullanılabileceğinin yaşayan bir kanıtıdır. Günümüz doğal dünyasında bu tasarımın modası geçmiş. Ama dünyalar değişebilir ve değişecek de. Öldürme sanatı her zaman mükemmelliğe doğru zenginleşir ve bir kılıç dişli kediye yeniden evrimleşme fırsatı tanıyabilir.